Merhaba. Bugün yine yeni bir makyaj denemesiyle sizlerin karşısında olacağım. Şöyle güzel mi? Sonunda bu makyajı elde edeceğiz. Merhaba tekrar. Elimde görmüş olduğunuz bu beyaz şeyle ne yapacağım ki? Kaşlarımı dolduruyorum. Tarayarak kaşlarımızı dolduruyoruz. Ondan sonra Nivea'nın lip balmıyla dudaklarımızı yumuşatıyoruz. Tabi bunlar makyaja başlamadan önce çok önemli. O dudaklar kesinlikle nemlendirilmeli. Daha sonra gözlerimizin üzerine bu kapatıcıyı sürüp parmaklarımızı da iyice yediriyoruz. Bu da paletimiz. Paletimizden bir renk seçiyoruz. Onu da fırçamızla gözümüzün üzerine böyle bulaya bulaya sürüyoruz. O kadar hızlı geçiyorum ki siz de anlamayın ne olduğunu diye. Daha sonra diğer paletimizden bu mor rengi seçip gözümüzün üstüne fırçamızla yedire yedire uygulamaya başlıyoruz. Sürekli sürüyoruz. O mor rengi gözümüzün üstüne yakalayana kadar, böyle morarmış havası verene kadar fırçamızla yedirmeye devam ediyoruz. Daha sonra paletimizden siyah rengimizi seçiyoruz. Orada bir iki renk yapacağız çünkü o göz kapağını bir renk yetmedi. İki renk yapacağız. İkinci rengi de siyah olarak seçtik. Alt tarafına fırçayla böyle vurur gibi nokta 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 ikinci rengimizi tamamlayacağız. Daha sonra tekrar moru alıp kenarlara doğru, o bantı niye çektik? Taşmasın diye çektik. Evet. O morla yeniden siyahla geçişi sağlayıp orada bir geçiş oluşturacağız. Bol bol sürüyoruz onu. İyice morartana kadar sürdük. Şimdi bu arada dudak hareketleri çok önemli. Onları mutlaka yapın. O gözünüze sürerken onu. Onlar çok önemli. O tonu yakalamakta çok kritik. Evet, şimdi gri bir tonla, mavimsi gri bir tonla parmağımızı alarak gözümüzün iç kısmına doğru, burnumuza yakın yere bir üçüncü renk uyguluyoruz. Onu da daha sonra yine morla geçiş yapmak için fırçamızla sürüyoruz, sürüştürüyoruz. Ya böyle ne yapıyoruz orada? Böyle bir geçiş yapıyoruz. Artık o göz çıkana kadar o fırçayla orada uğraşacağız. Şimdi bantlarımızı da söktüğümüze göre kalan yerleri temizliyoruz. Daha sonra eyeliner'ımızı alıyoruz elimize. Bu çok önemli. Eyeliner çekmek gerçekten çok çok önemli. Onu çekerken çok dikkatli oluyoruz. Bir teknik ressam edasıyla aynı çizginin üzerinden taşırmadan düz olarak eyeliner'ımızı çekiyoruz gözümüze. Böyle o açı da çok önemli. Yani onu yakalamak gerçekten önemli. Şimdi bu elimizdeki göz kalemimizle gözümüze o kalemimizi çekiyoruz. Daha sonra tekrar bu mor rengimizle kalem çektiğimizin yerinin altına böyle iyice yediriyoruz moru. Mor bu makyajda bizim için temel renk. Morsuz olmaz. Bir mor, bir siyah. Bir mor, bir siyah. Daha sonra o moru niye çektim deyip üzerine bir siyahla geçiyoruz. Daha sonra hepsini niye yaptım ki deyip üzerinden bir de kalemle yeniden siyah geçip gözün alt kısmını tamamlıyoruz. Şimdi kirpiklere geliyoruz. Kirpiklerimizi önce bir düzeltiyoruz. Fırçayla böyle yukarı yukarı kaldırıyoruz. Daha sonra maskaramızı alıyoruz. Kirpiklerimizi yukarı yukarı, o göz kapağımızı yukarı kaldırana kadar boyuyoruz.
Daha sonra bir maskara daha alıyoruz. O ilk maskarayı beğenmedik. Dedik ki bununla olmaz. Bu diğer maskarayla tekrar yapıyoruz. O da olmadı diyoruz. Bir üçüncü maskarayı alıyoruz. Onunla da alt kirpiklerimizi boyadıktan sonra Allah ya işte böyle sakarlıklar oluyor. Yüzümüze bu ne olduğunu bilmediğim krem kıvamında şeyi sürüp yaydıktan sonra şimdi kimyaya geçtik. Böyle iki tane farklı ürünü elimizin üzerine damlatıp iyice karıştırdıktan sonra eşit miktarlarda yüzümüzün iki yanına sürüp sünger yardımıyla dağıtıyoruz. İyice yedirene kadar süngerle suratımıza vuruyoruz. Vuruyoruz, 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 vuruyoruz. İyice dağıtıyoruz. Yediriyoruz, yediriyoruz. Yediriyoruz. O formülünü henüz kimsenin bilmediği o karışımı iyice yedirdikten sonra bu paletimizden bir renk seçip sanırım bir gölgelendirme hareketi yapmak için sağlı sollu fırçayı çizgi halinde dudağımızı ne tarafa yapıyorsak öbür tarafa uzatarak fırçalamaya devam ediyoruz. Yani bu hareketler önemli. Burun da dikey, yanay, o burnun ucuna fırçamızı adeta Picasso gibi kullanıyoruz yüzümüzde. Bu dokunuşlar çok önemli. Yani çok çok önemli dokunuşlar bunlar. Daha sonra bir diğer ürünümüzde ne olduğunu yine bilmediğim yine pembe mor tonlarında olan ürünümüzde gözümüze uydurarak hafif gözümüzün etrafında onunla boyayıp süngerle yediriyoruz. Burnumuza da ondan. Tabii o tonu yakalamak önemli. Bütün yüzde yakalamak önemli. Daha sonra bu sanırım aydınlatıcıyla elmacık kemiklerimizin üzerinden birazcık bu parlayan efekti yakalamak için yine fırçamızla yedire yedire ağzımıza, burnumuza böyle her yere yedire yedire sürüyoruz. Şimdi bunu ne ettim de bu X'i aldımdan bir renk seçip son olarak geçiyoruz. Bunları çok hızlı geçiyoruz. Kimse görmüyor. Yine bu suyu sıkıyoruz yüzümüze. Aha da bu makyaj çıkmasın bir daha diye sabitledikten sonra dudak kalemiyle dudaklarımızın etrafını çizip rujumuzu sürüyoruz. Rujumuzu önce alt dudağa sonra üst dudağa sürüyoruz. Oh, süper oldum. Ya vallahi harika oldu. Umarım siz de öyle olmuşsunuzdur. Videomu izlediyseniz beğene, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayıp tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.